Porkideyle biz mutfaktayız. Porkideyle biz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Orkide ile Ramazan lezzetlerinde sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün iki güzel lezzetimiz var. Birbirini tamamlayan iki güzel lezzet. Birincisi efendim çoban kavurma yapacağız. Diğeri ise mutabel yapacağız efendim. Orta Doğu mutfağının en lezzetli patlıcanlı mezesi. Şimdi efendim öncelikle çoban kavurmamızın etini kavurarak başlayalım. Bir miktar şimdi sızma zeytinyağından tavamın içerisine gezdiriyorum. Yağımızı koyduktan sonra şimdi etimizi içerisine ekleyelim. Sevgili seyirciler, etimizi tavamızın içerisine koyuyoruz. Bir süre kavuracağım. Daha sonra içerisine sebzelerimizi ekleyeceğiz. Efendim şimdi etimizi bir süre kavurduktan sonra içerisine soğanımızı ekliyoruz. Biberimizi ekliyoruz. Sarımsak. Ve bir miktar da şimdi salça ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce karıştıralım. Sırada baharatlarımız var. Karabiber, kekik, kimyon, biraz pul biberi ekliyoruz. Hepsini güzelce sallayalım, karıştıralım. Sırada tuzumuz var. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve efendim son olarak kongrese doğranmış domatesimi ekledim. Şimdi onu da güzelce karıştırıyorum. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi çoban kavurmamızın malzemelerini koyduktan sonra şimdi bir süre daha ocakta tutarak pişirmeye devam edeceğim. Ben de bu esnada mutabeli yapmaya başlıyorum. Sevgili seyirciler, mutabelimizi yapmak için karıştırma kabımızın içerisine öncelikle patlıcanımızı alalım. Közlenmiş olması önemli. Biraz limon suyu ve sevgili seyirciler, orkide sızma zeytinyağı ekliyorum. Servis ederken de üzerine biraz gezdireceğim, o yüzden kenara ayırdım. Şimdi güzelce karıştıralım. Bunun içerisine yoğurdumuz geliyor. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Çırparak karıştırmaya devam ediyoruz. Orta Doğu'da çok yapılan mezelerden bir tanesidir mutabel. Özellikle Lübnan, Suriye, Mısır. Evet sevgili seyirciler. Güzelce karıştırmaya devam ediyoruz ve evet olmazsa olmazı tahin. Tahinimizi ekliyoruz. Onu da güzelce yedirelim. Ve efendim kimyon. Ve biraz da kırmızı toz biber ekliyorum. Bunları da güzelce yedirelim. Sevgili seyirciler, tuz ve sarımsak oranını herkes kendisi ayarlayabilir. Az miktarda tuz ve sarımsağı da eklerseniz lezzetini tamamlamış olursunuz. Şimdi efendim servis tabağımızı alalım ve mutabelimizle servise başlayalım. Evet sevgili seyirciler, mutabelimizi servis tabağımıza bu şekilde alıyoruz, yayıyoruz. Efendim iftardan önce tabaklarınızı bu şekilde hazırlayarak süsleyebilirsiniz. Şimdi bunu güzelce yayalım. Bu arada çoban kavurmamız da efsane kokuyor valla. Bütün mutfağımızı sardı kokusu. Şimdi kaşığınızla da bu şekilde güzelce gezdirebilirsiniz üzerine. Tahin ve yoğurdun muhteşem buluşması. Sevgili seyirciler, sıra geldi domatesimizi eklemeye. Evet efendim, şimdi domatesimizden biraz alalım. Orta kısmına bakın, hafif de böyle süs yaparak gezdirelim domatesler. Susam etrafına
Kavrulmuş susam güzel olacaktır. Ve efendim sıra geldi maydanozumuza. Üzerlerine böyle ara maydanoz koyalım. Bu da güzel yakışacaktır. Ve servis etmeden önce tekrar üzerine orkide sızma zeytinyağından gezdiriyorum sevgili seyirciler. Bakın ne kadar güzel yakıştı. Evet, sırada çoban kavurmamız var sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz de hazır. Bunu da şimdi servis tabağımıza alalım. Evet efendim, iftar sofralarınız için iki güzel lezzet servise hazır. Çoban kavurma ve mutabel. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız.